Today's enlightening entertainment will be presented in Turkish with subtitles in Arabic, Olaxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish and Thai. Aydınlatan Eğlence'nin bugünkü bölümüne hoş geldiniz sanatsever izleyicilerimiz. Bugün Tanrı vergisi bir yeteneğe sahip bir ressamı daha yakından tanımak için tarihin en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Türkiye'deyiz. Ressam Emine Güler'in esin kaynakları arasında çocukluğunu geçirdiği ve zengin bir kültürel ve doğal mirasa sahip Orta Anadolu'ya özgür renkler ve görüntüler yer almaktadır. Resim çalışmaları herhalde okumaya yazmaya başlamadan önce başladı. Kendim bildiğim bileli resim yapıyorum. Tabii etkileşim alanları mutlaka çocukluğuma çok dayanıyor. Çocukluktaki eskiyi merak etme. İlk önce eski kalıntılardaki yaşamları hayal ederek bulmaya çalışırken merak daha mitolojik düşüncelere yol açtı ve yani insanın başlangıç evrimine kadar gitmeye başladı tabii. Hayal gücünün sınırları yoktur derler. Emine Güler, Türkiye'de Orta Anadolu bölgesindeki Konya kentinde doğdu. Konya, büyük tasavvuf şairi ve düşünür Mevlana Celaleddin Rumi'nin de memleketidir. Konya, uçsuz bucaksız buğday tarlalarının güneş ışığıyla altın sarısı renklerle parladığı, toprağın harikulade renklerle ufka doğru uzandığı bir yöredir. Toprağa ilk yaptığım resimlerde şey vardı, oksit renkler kullanıyordum. O da topraktan çıkan resimlerdir. Işığı bile transparan gene kullandığım kahverengi ya da mavilerle tuvalin beyazlığını kullanarak şey yapıyorum. Işığı verebiliyorum ancak transparan bir şekilde. Gelenekler var tabii. Mesela bu yani at figürünün olduğu resimlerde Anadolu'yla çok bağlantılı. Çünkü Anadolu'da baba kime verirse kızını, kız oraya gider. Hem ağlar hem gider. Yani bu resmin ismi de hem ağlarım hem giderim. Ve genelde at üstünde gelin olunuyordu. Yani gene de Anadolu'dan mutlaka kopup geliyor. Yani hani resimlerimde biraz soyutluk olduğu için çok net değil figürler ama ben kendim onları öyle yapıyorum. Zaten biraz da seyirciye vermek lazım. Yani düşünebilmeli veyahut da bulabilmeli. Zaten bulduğu zaman yani bir bağlantı kuruyor. Benim resimlerimin, yani benim zaten konseptimin adı Saklı İzlenimler. Emine Güler bugüne kadar 20'nin üzerinde sergi açmış, son derece üretken bir sanatçı. Sonuncu sergisi İstanbul'da bulunan Ayasofya Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Tarih sahnesinde hem bir kilise hem de bir cami olarak yer almış bu müze tarih, din ve esteğin bir araya geldiği asırlara meydan okuyan bir mahbedir. İnançsız bir canlı olduğunu kabul etmiyorum. Herkesin mutlaka bir inancı vardır. Yani daha doğrusu yani dünya o kadar harika bir yer ki, o kadar harika oluşumlar var ki yani bir yerden gelmek zorunda. Yani bu güzellikler yani bir şekilde oluşmak, o da bir güç sayesinde oluşacaktır mutlaka. Eşsiz bir resim tekniği geliştiren Emine Güler'in stili zarif ayrıntılarla, bezelli ve bir o kadar da esrarengiz bir büyüleyiciliğiyle sahiptir. Hani benim
geçmişten günümüze saklı izlenimler adını koyduğum resimlerimde mutlaka geçmiş yaşantıdan da birçok canlıyı günümüze taşımaktır belki de amaç. Bu da gizli bir amaç çünkü dünya kanununa göre vardan hiçbir şey yok olamıyorsa yoktan da hiçbir şey var olamaz ve bir şekilde geçmişin izlerini taşımakta devam ediyoruz. Yüzyıllardır insanlara ev sahipliği yapan toprak bir şekilde bir canlıları ve onların izlerini de bir şekilde devam ettirir. Emine Güler için resim yapmak bir tür meditasyon gibi. Gelmiyor. Ve ben resmi daldığım zaman hakikaten etrafla ilişkim çünkü kesiliyor. Bu resimleri yaparken kopuyorum ama çocuklukta düşündüklerimi. Yani o çok eskiden ne, yani dünyayı hani bir insan yani ne bileyim dünyayı görmeyen gözleri görmeyen bir insan vardır ve ona dünyayı anlatırsınız şöyledir böyledir diye. Burada da Ayasofya'daki sergi öncesinde başladığım çalışmada bir rüya görmüştüm ve rüyanın etkisiyle uyandım. Fakat rüyamda uyanmışım, tekrar uyumaya devam etmiştim ve ben geçmiş yaşamdaki izlerle o kadar çok meşguldüm ki yani birçok yaşantıyı ve birçok insan canlı türlerinde tuvale farkında olmadan yansıtmışım. Hemen hemen bütün resimlerimde bulunan kuşların şeyine sebebini ben de sonradan kendi kendime çözdüm. Önceden sürekli bir toprak parçası, bir anıt yaptığım zaman yanında kuşlar yer alıyordu. Sonra ben tabii izlemeye devam ettiğim için bütün eski yapıların hemen hemen her bölgelerinde kuşlar kendilerini bir yuva yapmışlardı ve mutlaka etrafta birçok kuş çeşidi bulunmaktadır. Ayasofya'da güvercinlerin yer edinmesi gibi. Şu küreler? Onlar herkesin kendine ait yani hatta her dönemin kendine ait bir dünyası vardır. Aslında o dünyadan hani bir yansımalar şöyle şeyler vardır ya kar. Dünyaları da eller tutuyor. Aslında 2-3 tane var o şekilde. O da herkesin kendine ait bir dünyasının olması. Güler'in resimlerinden manevi bir esinti yayılıyor. İnsanı hayatın anlamına dair derin düşüncelere ve görülenin ötesindeki manayı düşünmeye zevk ediyor. Burada bir figür çıkmışsa hemen arkasında kuşlar var. Kuşları devam ediyor. Yeni bir mekan, yeni bir dünya, yeni bir kompozisyon, bir rüya ve tekrar rüya içinde rüya olarak ve izleyenler, bazı figürler de hem resmi izliyorlar hem de belki de izleyen kişileri izliyorlar. Yani kendim resim yaparken izlendiğim, hissettiğim için bazı figürler resmin birebir içindedirler ve herkesin kendi dünyası kendi elindedir. Yani dünya içinde birçok dünya diye nitelendirdiğimiz yaşamlar vardır. Bununla birlikte tabii birçok yani her zaman olmasa da resmimde bir fil yer alabiliyor, bir tavus kuşu yani gene mitolojik bir deniz adamı, farklı mekanlar, hikayeler biraz da tabii ki benim düşüncelerimde, benim felsefemde oluşuyorlar. Fakat geçmişe yolculuk yapmak benim için hem eğlenceli hem de resim yaparken de keyifli bir şekilde yansıtıyorum. Öncesinde herhangi bir eskiz çizmem söz konusu değil. Daha doğrusu tuvalde ve yüzeyde kalem ve çizim andıran hiçbir desen bulunmamaktadır. Direkt resim kendisini oluşturmaktadır. Ve resime başlarken tek bir noktadan başlıyorum ve resim kendisini büyütmektedir.
Sanatçı bir defasında bir anda gelen bir ilhamla Orta Anadolu'daki tarihi Kapadokya yöresini resmeder ama bu resmi yaptığında daha orayı görmemiştir. Ortaya çıkan resim şaşırtıcı bir biçimde yöreye benzetmektedir. Resimler düşünce olarak, fikir olarak, belki estetik olarak, belki de öz olarak zaten benden oluşmuştu ama yani Kapadokya ile de şeyim, böyle doğa yapısını görünce çok birebir örtüştüğümü gördüm. Kapadokya'nın yeraltı kenti, yerin 12 kat aşağısı bu biçimleri oluşturdu. Ve yaptığım resimlerde kullandığım güvercinler de Kapadokya'da zaten çok yoğun bir şekilde olan güvercin evlerinden de çok yakınlık kurdu. Güler özel bir okulda resim öğretmeni olarak yeteneklerini öğrencileriyle paylaşmakta ve İstanbul'daki Yeşilköy 2001 Sanat Galerisi'nde de sanat danışmanlığını yapmaktadır. Kendisini usta bir sanatçı yapan eğitimi sırasında hocasından azimli olmak konusunda aldığı ve daima çok hatırladığı çok kıymetli bir tasfiye var. Hocası ona der ki, "Çaresiz kaldığımda gider bir taş ustası bulur, seyrederim. Adam belki 100 kere vurur taşa ama değil kırmak. Küçük bir çatlak bile oluşturamaz. Fakat 101. vuruşta taş ikiye ayrılıverir. İşte o zaman anlarım ki taşı ikiye bölen o son vuruş değil, ondan öncelikleridir." Şu anda hiçbir şey çizim veyahut da burada konulması gereken bir renk planında yoktur. Yaparken resim ne istiyorsa fırçalar ve boyalar ona o şekilde cevap vermektedir. Tabii bu binlerce bir resimde binlerce vuruş anlamında gelmektedir. Herhangi bir yüzey söz konusu değil resimde. Düşünceler ve felsefe, biraz da hayaller oluşuma ortak olmaktadır. Sadece dokular görülmektedir resimde. Bu bir toprağın dokusu olabilir. Herhangi bir nesnenin, canlının yüzeysel derideki görünümü olabilir. Uzayda olan herhangi bir nesne bir şeyler üretebiliyor. Çünkü uzayın kendisi canlı olduğu için. Ben de keyifli oldu tabii. Biraz da ben hayal gücünü katarak eğlenceli bir geçmişe yolculuk yapıyorum. Onlar da saklı izlenimler olarak yansıyor. Yetenekli ve tanınmış bir ressam olan Emine Güler sanatını ve sözlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. İnsanoğlu olarak kolektif anılarımızı, Türkiye'nin özelliğini ve güzelliğini daha uzun yıllar yansıtmasını temenni ederiz. Teşekkürler güzel yürekli izleyicilerimiz. Aydınlatan Eğlence'nin bugünkü bölümünde bizleri yalnız bırakmadınız. Supreme Oslo Televizyonu'ndan ayrılmayın. Sırada önemli haberler ve hemen ardından bilgelik sözleri var. İlahi Yaratıcı'nın sizleri daima ışığa yöneltmesi dileğiyle. Thank you, gracious views, for joining us on today's episode of Enlightening Entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television for words of wisdom after noteworthy news. May the divine creativity within guide you toward the light. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.